Bugün bir de fiziksel kaydı eklemeyi deneyeceğim. Şimdi gözlüğü bunu hiç açmıyorum en başında. Şunu şöyle çekiyorum komple. Sonra şuradan önce açıyorum, böyle bir titriyor. Sonra görüntü ekrandayken şunu şöyle kafama geçirip ekrandaki görüntüye göre iyice böyle oturtup aynen şöyle sıkıyorum. Sonra görüntü hala netken iyice sıkıyorum. Şu an biraz fazla sık oldu. Şu da kenarları şu an mavi görünüyor. Fazla yakın. O yüzden basıp bir tık böyle saldırıyorum bunu. Böyle bırakıyorum. Şu anda müthiş netlikte. Ve hafif, yani burnuma böyle oturmuyor çok. Sonra şunu şöyle aldım. Bunu da böyle aldım. Bunu takmak zorunda değilsiniz böyle, yani elinizden fırlatmazsınız ama şey oluyor. Bunlar böyle sallanırken hızlı hareketlerde böyle sağa sola çarpıp atmosferden çıkartıyor insanı. O yüzden bunları da açtık. Şimdi görüntü gelecek. Aynen. Şimdi Village'dan devam edeceğim. Ama önce kaydı da başlatayım. Düzgün bir kayıt alayım. Ha, bir dakika, kulaklığı takmadım. Şuradan ekranı her tarafı göreyim. Kulaklığımı da aktif edeyim. Bu Pulse 3D'ler inanılmaz iyi bu arada. Herkese öneriyorum. Şu anda kulaklıkla birlikte tekrar kenarlar mavileşti. Biraz daha salmam lazım. Şu an yes. O çok geriden başladık. Tamam, şimdi senkron testi yapayım bir. 1, 2, 3. Tamam. Okey, devam ediyoruz. Koşalım. Şimdi vücudumu böyle döndürüyorum. Kamera dönüyor mesela, şuraya doğru gidebiliyorum ama böyle yamuk kaldığım için kamerayı da şöyle düzlüyorum ki karşıya bakayım artık diye. Şimdi geri gelelim. Horizon'da mesela şu stick'le yürütemiyoruz karakteri. O çok rahatsız edici. O yani. Of. Ne kadar şu ortamın içinde olmak. Çok gerçekçi bir hissiyatı var ya. Bu Resident Evil'da bir tek böyle. Diğerleri hiç bu kadar gerçekçi değil. Yani VR sattırır bu oyunu. Öyle öyle bir olayı var yani bence. Sırf bu oyunu oynamak istiyorum ya. Buradaydı, kıçımızdaydı. Evet. Şimdi şuradaki puzzle'ı bir çözek. Bu arkadaşı şöyle götünden şöyle çevirelim. Bunları da şöyle şöyle bu arkadaş şöyle. Bunu da bunu çevirmedik mi? Allah! Yeah.
Atlasam ne olur? Seni gerçekten eğilip onu kırdım. Kadar iyi. Dokunabiliyor muyum buna? Yok. Şimdi buraya gireceğiz. Ay, ne oldu? Ses. Aha. Evet. Şurada bir şey vardı ya. Dur. Gel 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 gel. Tamam. Allah. Gel bakalım ya. Neler olacak? Of, ne kadar iyi ya her şey. İşte şu şey yok sadece bunda. Horizon'daki bir obje etkileşimi yok. O ama mod tabii bu. Ama İnanılmaz. Of. Tamam. Şimdi bunu kapatsam mı gerek yok ya. Surata bak ya, ne biçim, ne biçim. Of. Çok iyi. Hayatımın oyunu ya bu. İnanılmaz güzel bir şey. Bunu mesela yumruklayabiliyorum. Çok iyi. Oy.
Dokunabiliyor muyum? Keşke dokunabilsek ya bir de şunlara. Şöyle. Altında ne var bunun? Fena. Ha geliyor. Gel bakalım. Okay. Yumrukla olmuyor. Bunlar yumrukla ölmüyor. Anladık. Ama şunlara şöyle dayak atabilmek çok inanılmaz hissettiriyor ya. Güzel yani bu immersivity harika. Çok iyi. Bir de kontrollere alıştıktan sonra akıyor iyice yani. Ve şu hadi bakalım. Ya bu hayvanlar hakikaten şu an burada gibi. Harita değil. Çık. Neredesin? Şu olayı yapabilmek ne kadar güzel. Şöyle gelip bak bak bak. Shotgun'ımda hiç şey yok mu acaba mermi? Aa var. Shotgun'da şöyle bir sıkıntı var mesela. Şöyle kullanırken iyi. Tamam mı? Ama mesela şöyle tuttum ya. Bu hareket ettirdiğim yere böyle sağ göze böyle şey yapıyor. Hiza alıyor. Sadece sağ gözle bakınca güzel oluyor. Ama sol gözle aktifse istediğim yere bakamıyorum gibi böyle bir kilitleniyor yani. O yüzden şöyle kullanmak shotgun'a daha güzel. Oh. Ya ne isteyeceksin ki bir oyundan ya? Bir noktadan sonra şimdi bu da yetmemeye başlayacak. Daha iyi olsun, daha iyi olsun diye ama şu Horizon'da mesela böyle thumbs up yapabiliyorsun, bunda yapamıyorsun. Ya bunun bir VR mod olması bir kere çok garip. Yani sanki VR exclusive yapılmış bir oyun gibi şu anda.
Ama işte Horizon'da mesela şunu böyle tutup kaldırıp atabiliyorum. Burada o yok. Neyse bunları sürekli tekrar etmeyeyim. Şöyle eğilmek, şeylerin altına bakabilmek. Mesela buradan çıkalım. Oha. Bu kadının mesela boyutu korkutucu. Yani şu irilik, bu kadının böyle vücudunun ağırlığını falan böyle hissedebiliyorsun. Yani diyorsun ki bu dev bir kadın Mother, yani. I regret to Üstüne inform çıksa you that ölürsün yani, Ethan öyle Winters bir has escaped that fool harika. Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Çok iyi. Şunu kırabiliyor muyum mesela? Ha, kırabiliyormuşum ya bunları. Oyunu unutmuşum ha. Güzel ama bu unutmak, hani diyordum ya Elden Ring'i de keşke unutsam da tekrar girebilsem içine diye. Şu an onu bunda yaşıyorum. Güzel. Ve yani tabii hikayeyi bildiğim için bunları şey yapıyorum ama şimdi o kapıyı açamayız. Şuradan gideceğiz. Bunu da mı açamıyoruz? O zaman nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz yoksa? Bu da locked. Haritada görünüyor mu nereye gideceğim? Burası açık görünüyor. Ama değil mi? Other side. Other side'a geçebiliyor muyum? Şuradan. Yok. Şu odaya mı gireceğim acaba? Oradan gelmedi. Yok. Şuraya nasıl atlayacağım? Oraya atlayamam. Neyse burayı kırpayım ben, olmadı. Çözemedim şu an. Bu ne? Aa, anahtar. Tamam, kırpmaya gerek kalmadı. Ha, şunu da tutuyorduk. Aha. Of. All this for a child who isn't even here. What the hell? Of. You ungrateful, selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters. And now you even try to steal my property. How dare. Şey gibi bir hissiyat. Bununla farklı. Etekli bir kadın vardı ya böyle. Dansöz müydü? Neydi? Eteğine biniyordun. Devasa bir kadın vardı ortasında. Aynen onun gibi hissiyatı var. Okey, şimdi burada bir şey var. Güzel, bunu reload yapalım. Tamam, shotgun da var. Oradan gideceğiz. Şurada bir şey var.
Senkron kontrolü yapalım. Bam. Bam. Tamam. Evet. Burada bir koşuşturmaca olacak gibi ha. Öyle mi? Öyle ya, hatırladım. Tamam. O zaman yapma bunu. Şimdi dönüp dolaşıp oraya gelmeyeceğim mi ben tekrar? Tamam. Burada... Bir dakika. Çok mu yakın? Çok yakın. Bir dakika o zaman. Aa. Al hadi elini. Burası sakat oldu. Nasıl ilerleyeceğiz ya burada? Heh, tamam. Oy, of. Bir dakika. Olmadı. Elimi de kullanamıyorum. Şey de mi yok? İlk yardım kiti de yok ha? Sol elimle yapmak zorunda olmak. Aha. Aa, oo, öldün mü? Yok, açılıyor. Merdivenlerde falan şu hareketi yapmak inanılmaz iyi hissettiriyor yani. Hem sickness'ı zaten önlüyor. Şu ayrıntı mesela çok iyi. Sağ elimle yapamıyorum artık. Tamam. Bir de böyle bir kamera şeyi var, sıkıntısı var. Bazen kayıyor kafa konumu. O yüzden şöyle setlemek gerekiyor. Heh. Sesler var. Yaratıklar mı? Aha, vallahi var bir şeyler. Bu bıçak en güzeli ya. Mermi harcamayayım. Bunun keyfi bambaşka. Yes. Hmm.
Şununla da yumruk atayım bari. Ya da... Çok iyi ya, çok iyi, çok. Tamam. Şimdilik bitiriyorum bunu. Sonra yine kaydedeyim bir şeyler. Çıkarırken böyle tam açıyorum. Şunu çıkıyorum. Sonra şöyle kaldırıyorum. Çok iyiydi ya.